E, i̇kinci tura kalırsa seçim, Erdoğan'ın Sayın Şafik Avcıoğlu'na dövize müdahale etme, bırak döviz krizi çıksın. Ben de bakın görüyor musunuz işte beni seçmediniz, başınıza gelecekler budur diye seçmeni korkutayım diyeceğini iddia ediyor. Resmi kaynaklardan, yani ticari bankalardan kaynak karşılamadıkları bir döviz talebi olduğunu gösteriyor. Bunun sonunda döviz krizine gidecek. Bu yüzden yani e, o önümüzde iki alternatif var. E, ya Millet İttifakı başa gelip politikalar değişecek. Ya Sayın e, Cumhurbaşkanı başta kalacak, politikalar değişmez, değişse de faydası olmaz. Türkiye e, sene sonunda ödemeler dengesi krizine girecek. Yani ülkede fiilen döviz bitmiş olacak. Atiye Bey merhaba. Merhabalar sevgili Semih, merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Tanrı size kolaylık versin depremzede kardeşlerimiz. Evet, e, bu hafta bayram haftası. Özellikle deprem bölgesine tabii ki hüzünlü geçecekti. Ne diyelim, daha mutlu ve daha uzun bayramlar yaşamanız umuduyla. İnşallah. Şimdi Atilla Bey, bu hafta bir değişiklik yapalım dedik. Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Seçimi ankette sona bırakmayalım, başta konuşalım. Çünkü şu anda en evet. önemli gündem maddesi o. Şimdi size şöyle bir genel bir soruya başlamak istiyorum anket konusunda. Sonra ekonomi devam edeceğiz burada. Herkesin merak ettiği döviz piyasasında konuşacağız. Onu da söyleyelim. Şimdi anketlerde şöyle bir şey var. Yani ben puan oran vermeyeceğim. Sadece genel bir tablo özetlemek istiyorum. İlk turda seçim bitmeye bile. Sınırda yani kesin olarak bir şey söylemek zor şu an için. Muayim İnce'nin e dediği gibi. E, ama Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın birkaç puan, 3-4 puan ortalama önünde gözüküyor. Ve seçim 2-3 tura kalırsa şayet bu sefer Kılıçdaroğlu 7-8 puan ortalama önünde gözüküyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bu genel bir konsensus diyebiliriz. Çok bir iki tane anket dışında genel şey bu, tablo bu. Şunu sormak için spekülatif bir soru soracağım. Yaklaşık 20-26 gün kaldı seçime. Evet. Bu tablo size ne değişti? Yani iki yönlü de soruyorum. Erdoğan reyine, Kılıçdaroğlu reyine. Size ne değişti? Erdoğan'ın seçimi kazanmak için yapabileceği hiçbir şey yok. Bütün kozlarını harcadı işte seçmen dal yani fiili harcamalar ve seçimden sonra vaat edilen harcamalar yapıldı. Muhalefeti bölmek için her türlü numara denendi. Türkiye'yi kamplara bölmek, kendi seçmenini konsolide etmek için işte Millet İttifakı eşittir HDP, PKK, FETÖ denildi. Din konusu sürekli olarak zaten gündemde. Bütün bunların Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı 7 Mart zannediyorum o günden bu yana anketlerde Erdoğan yine hiçbir fayda getirmediğini görüyoruz. Zaten Erdoğan muhalif ya da kararsız seçmene el açacak bir kampanya da yapmıyor. Büyük ölçüde birinci turda kazanabileceğini anlamış kendi seçmen tabanını konsolide etmeye gidiyor. Birinci turda ben Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muharrem İnce'nin bir program eksikliği. Ve kendi medya karşısına çıktığı o okasyonlarda yaptığı hatalar yüzünden e, seçime kadar anketlerin altında bir oy alacağı düşüncesindeyim. Ama tabii ki Erdoğan'a seçimi ikinci tura atma şansı verecek olan olan Muharrem anketlerde yükselmesidir. Yani bazılarında 10-11 gözüküyor. E, kimilerine göre de şu anda diğer oy dengeleri sabit kalmak kaydıyla 5 veya 6'ına düşerse Kılıçdaroğlu'na zaferi getiriyor. Tabii Kılıçdaroğlu hata yapabilir. Şu ana kadar yapmadı. Yani hani işte bir seccade kazası icat edildi. O seçmende birkaç anket gördüm. İnan kimin yaptığını hatırlamıyorum ama çoğu bunun kaza aldığını ve çok da önemli bir şey olmadığını göstermiş. Kılıçdaroğlu'nun işte insanları dini inançları konusunda ve hatta Milli inançları konusunda çok rahatsız edecek bir şey yapması belki o veya kurmaylarının Ekonomi politikaları konusunda çok rahatsız edici bir şey söylemeleri gerekir. Açıkçası ben Kılıçdaroğlu'nun son iki yıldaki performansını çok beğeniyorum. Böyle bir hata yapacağını da zannetmiyorum. O zaman illaki bu soruya cevap vermemi istiyorsan ortaya seçim ileri kalıyor. Burada bugün Mehmet Teskan çok ilginç bir makale kalem aldı halk TV'de. Bu konuyu ben de gündeme getirmiştim. İkinci tura kalırsa seçim. Erdoğan'ın sayın Kavcıoğlu'na dövize müdahale etme bırak döviz krizi çıksın. Ben de bakın görüyor musunuz işte beni seçmediniz başınıza gelecekler budur diye seçmeni korkutayım diyeceğini iddia ediyor. Türkiye'de olmaz olmaz diye bir şey söyleyemiyorum. Ama ben böyle bir direktif gelse bile Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun uygulayacağını zannetmiyorum. Çünkü çok ağır bir bedeli olur. Eğer böyle bir taktik ve başarılı olmazsa Sayın Kavcıoğlu yer gider. Bir şey sormak istiyorum Atika Bey. Tam da bu noktada e, öyle bir şey yapılırsa ikinci tura kaldı ve döviz servisi bırakılır ve mecliste de tabii ki Cumhur İttifakı ve AKP çoğunluğu kazanamayacak gibi gözüküyor. Bu e, durumda? Vatandaş faturayı er, Erdoğan'a da kesemez yani. Öyle bir ihtimal yok mu? Ters yani. istenen sonucun tam tersi bir sonuç ortaya çıkamaz mı? Sonuçta şunu da diye bir vatandaş. Zaten çoğunluk da sen dedi. E bir de üstte döviz krizi çıktı. Bir de şimdi enflasyon daha da artacak. Ben o zaman muhalefete yöneleyim demez mi? O kadar kesin mi yani? Hayır diyebilir. Zaten yani tüm bunları söyledikten sonra bunların gerçekçi olmayacağını da olmadığını da ilave edecektim. Tabii ki bizim görevimiz köşe yazarları veyahut da kanaat belirten insanlar olarak çeşitli teoriler kurmak. Geleceğe bir anlamda teorik bazda veyahut da işte faraziyeler bazında ışık tutmaya çalışmak. Ama bir teori ürettiği zaman bunun insan, rasyonel insan davranışıyla da tutarlı olması lazım. Eğer iki tur arasında seçim krizi çıkarsa bu Kılıçdaroğlu'nun üstüne de kalabilir, Erdoğan'ın üstüne de kalabilir. Yani insanlar kesinlikle şöyle davranır diye bir şey söyleyemez. Dolayısıyla bu teori geçerli değil. Yine başka bir teori çok konuştu. Efendim işte Cumhur İttifakı Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde ederse bu Erdoğan'a avantaj sağlanmış veya tersi. Açıkçası bunun tam tersini de iddia edildi. Dolayısıyla bunları ben pek geçerli görmüyorum. Ya da İlla ki vatandaş şöyle davranacak diye bu yollara teveccüs etmenin kazancı de ciddi bir kazanç getireceği niyetinde değil. İkinci turda açıkçası ben yani dediğim gibi işte her gün yüksek seçim kurulu hile yapacak. Dün Hulusi Akar zannederim Kayseri'de bir açılışta halk grubu senin arkanda eskiden diye bir şeyler söylemiş. O da durum zamanı gelecek diye silahlı gücün kullanılabileceğine değer bir imada bulunmuş. Bunlar muhalif basında özellikle gittikçe dile getirilerek bir şekilde Erdoğan'ın meşru bir seçimi kaybetsin de gitmeyeceği intibanın e, seçmen algısında yayılmasına neden oluyor. isteyerek veya istemeyerek. Öyle bir şey yok. Zaten Yüksek Seçim Kurulu'nda AKP'li üyesi de söyledi. Siz aklımızı, aklınızı peynir ekmek demiştiniz Yani biz seçimle geldik, seçimle gideceğiz dedi. Millet İttifakı'nın sandık güvenliği konusunda olağanüstü çabaları göz ardı ediliyor. İşte Türkiye güvenilirleri var, oy ve ötesi var. Yani sandıkların başı o kadar kalabalık olacak ki... <laughs> oy vermeye gidenler yararlanacak. Ve ikinci turda durum basit. Yani Muharrem İlci hemen her partiden destek alıyor. Çoğu hiç daha önce sandığa gitmemiş gençler. Çoğunluk Millet İttifakı'ndan alıyor ama AKP ve MHP'den aldığı protesto desteği de hatırı sayılır. İkinci tur anketlerine baktığımızda ki bunu yayınlayan sanırım AKP'ye yakın olduğu düşünülen bir anket şirketiydi. Muharrem İnce'lendiği takdirde seçmenin onun seçmeninin %58'in Kılıçdaroğlu'na oy vereceği düşünülüyor. O zaman genç seçmen de muhtemelen Kılıçdaroğlu'yla gider. Kürt seçmenin davranışlarını çok iyi biliyoruz. Hem sandığa gitmek için fevkalade motive, hem ekonomik rüşvetlerden kesinlikle kesinlikle etkilenmiyor. Hem de belki de diğer partilerin hepsini göz önüne aldığımızda Erdoğan devirmek için en kararlı seçme. Dolayısıyla ben ikinci turda senin dediğin gibi Birinci turda da bitebilir ama ikinci turda kalırsa Kılıçdaroğlu'nun 7 8 puanla hiç kimsenin üzerinde tartışma dahi açmaya cesaret edemeyeceği bir sonuçla Cumhurbaşkanı seçileceği düşüncesindeyim. Teşekkür ediyoruz. Bu haftalıkta da seçim yolundan aldık sizden. Bakalım haftaya artık Laz bir şey söyleyeyim Bu evet. ya sürekli cumhurbaşkanlığı konuşuyoruz ya. Yani parlamento çok önemli. Özellikle millet ittifakının temel prensibinin otoriteyi cumhurbaşkanlığından kabine, parlamentoya ve hatta belediyelere ve halka indirme yoluna çıktığını düşünürsek, Millet Meclisi'nde e, Millet ittifakının 301'e erişememesi veyahut hatta çok zorda kalırsa işte HDP veyahut hatta Emek ve Özgünlük İttifakı'yla işbirliği yapacak o iki partinin 301 sandalye çıkartamaması çok ciddi sorun yaratır. Dolayısıyla bütün seçmenlerin yalnız Cumhurbaşkanlığı'nda değil, e, parlamento seçiminde de Türkiye'nin nasıl idare edileceğini çok yakından düşünmesi lazım. Ve şu andaki bütün anketler hemen hemen bütün anketlerin çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylüyor. Millet Meclisi'nde durum ortada. En son bu yetkin raporta eski emekli bir Sayın Naci Korur bir simülasyon yayınladı. Ee, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 260-260 dengelenmiş durumdalar. Ve Nisan ayında benim elime geçen anketlerin ortalamasında AKP yükseliyor. Aslında istatistiki olarak çok yükselmiyor ama İYİP bu masadan kalktı oturdu muhabbetinden bayağı bir oy kaybetmiş. Bir de pek çok anket şirketi eskiden Memleket Partisi diğerlerinin arasına süpürürdü. Şimdi Memleket Partisi'ni ayrı yayınlıyor. Millet İttifakı'nın dört küçük ortağını diğerleri arasına süpürüyor. E, Bu da bir oy farkı yaratıyor. Ama nereden bakarsan bak önümüzde kalan 27 günde Millet İttifakı'nın rahat iktidarını icra etmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde çok büyük bir hamle yapması. Belki ortak oyunu en az 3 ama rahat iktidar olmak için 5 puan arttırması gerekir. Ha, bu imkan dahil değil, değil mi? Gece hafta sorarsan cevap veririm. Çünkü daha yeni sahaya indi, derler. Ve bu kampanyanın etkilerinin geri dönüşünde anketlerden haftaya alırız. Evet zaten şimdi bayram var. Bayramdan sonra... Bayramdan özür dilerim. Evet. 24 Nisan'dan sonra artık son düzlüğe giriyoruz. 3 hafta bir süreç. Hem yoğun olacak hem de dediğiniz gibi tablo netleşecekti. muhtemelen Mayıs başında artık gitgide net bir tablo görürüz gibi giriyor. Peki buradan herkesin merak ettiği ekonomi konusuna geçelim. Döviz piyasasına. Şimdi faizi biliyorduk zaten. Bir sürü faiz var Türkiye'de artık. Yani hangi bir takip edici ve birbiri arasında da bazen bağlantılı yok. Şimdi döviz piyasamızda da farklı döviz kuru olmaya başladı. Çokku döviz kuru ne demek? Aslında benim yaşımda olanlar çokku döviz kurlarını çok iyi hatırlarlar 1970'ten. O zaman herkese ayrı bir kur vardı. Kur tamamen sabitti. Devalüasyon oluncaya kadar. İhracatçının, ithalatçının beni rahmetli babamın için okumaya gönderdi. Bizim gibi öğrencilere verilecek kurlar birbirinden çok farklıydı. Yani kuru piyasa belirlemiyordu. Devlet kendi ekonomik politikasını optimize etmek için ithalatı, ihracat, sermaye akımlarını dengeleyecek değişik kurlar icat etmişti. Bunun sonucunda da daima bir informal veya kara borsa oluştu. O da işte 70'leri bilirler. Don Lastin'de euro, dolar, özür dilerim, Deutsche Mark ve dolar saklama hikayeleri. Türkiye çok uzun süre bunları yaşamadı ama dünyanın her yerinde bir kur krizinden önce ülkenin dış taahhütlerine gerek ithalat olsun, gerek vadesi gelen borçlar olsun, ödeyecek dövizi kıt kıtlaştığında derhal döviz işlemlerine kısıtlama getirilir ve bir dizi kuru ilan edilir. Hemen arkasından da paralel piyasa oluşur. Ve IMF'nin bir ülkede kur krizini öngörmek için kullandığı en bence başarılı yöntem de şu. Yani ortada bir resmi kur var. Halkın alıp sattığı kur var. Bunların ikisinin arasındaki makas açılırsa bu iyice döviz kıtlığının arttığını ve vatandaşın dövize hücum ettiğini gösterir ki Arkasından da kur krizi gelir. Arjantin sık sık bu duruma düşer. Afrika ülkelerinin birçoğunda böyle olur. Lübnan'da zannederim hala bu sistem yürürlükte. İran'da bu sistemin yürürlükte olduğunu düşünüyorum. Yani orada döviz kurunu Merkez Bankası tahsis ediyor ve devlet kimi önce diye sonlara daha ucuz kur veriyor. Şimdi Türkiye'de tam böyle değil. Türkiye'de kur dikte ettiriliyor. Türkiye'de mesela ihracatçıların şikayetlerine denge olsun diye bir takım komisyon indirimleri falan yapılıyor. Dövizden çok altın e, talebi baskılanmaya çalışıyor ama nereden baksanız dün Aydınlık Gazetesi ekonomi yazarı bizim de sitemizde yayınlanması izin verdi. Recep Perçin'in çok güzel bir yazısı vardı. İş dünyası kur nedir, faiz nedir artık öngöremiyor. Yani Recep Perçin'in aldığı bilgilere göre geçen hafta itibariyle Kapalı çarşıdaki kote edilen kurla, interbank, bankalar arası piyasada, ekranda kote edilen kur arasındaki fark %3'e kadar çıkıyor ki bu çok tehlikeli. Yani %2'ye kadar Türkiye'de çok garip yasaklar, işlemler, komisyonlar olduğu için anlaşılabilir. Bunun üstüne çıkması e, ciddi bir şekilde vatandaştan ya da iş dünyasından resmi kaynaklardan ya da ticari bankalardan kaynak karşılamadıkları bir döviz talebi olduğunu gösteriyor bunun sonunda döviz krizine gidecek. Bu yüzden yani e, o önümüzde iki alternatif var. E, ya Millet İttifakı başa gelip politikalar değişecek. Ya Sayın e, Cumhurbaşkanı başta kalacak. Politikalar değişmez. Değişse de faydası olmaz. Türkiye e, sene sonunda ödemeler dengesi krizine girecek. Yani ülkede fiilen döviz bitmiş olacak. Atiye Bey buradan aslına geçmek istiyorum. Döviz kullanı çok konuşuyoruz zaten. Siz de biliyorum sıkıldınız zaten döviz kullanı başkan. Hayır ben Türkiye'nin döviz kuru konuşmayacağı bir dünyada milletime faydalı olmak isterim. Yoksa neye sıkılayım? Hani halkın gündemi neyse biz ona cevap vermek. İyi e Parti'den Profesör Ümit Özaylı demiş ki bugün sözcüğe verdiği söyleyişte ilk 6 ayda sıcak para 6-7 ay sonunda yabancı yatırımcı yatırım gelir demiş. E, ne diyorsunuz? Var. Son zamanlarda tabii Türkiye'deki seçim bütün dünyanın gündeminde olduğu için mesela Amerika'nın ünlü politik web sitesi bizde hiç politik yolun karşılığı The Politico 2023'ü seçimi ilan etti ki e, dolayısıyla seçim konuşunca da tabii yabancı yatırımcı açısından döviz kuru faiz konuşacaksınız. E, faiz konusunda Bloomberg'ün çok güzel bir yazısı vardı. E, ben de kendi kanalımda bunu video olarak çektim. Wall Street seçimlerden sonra ilk faiz arttırışı bekliyor diye. Bunun yanında da HSBC, Bank of America, City, Wells Fargo, JP Morgan hepsi yazdılar. Çoğunun görüşü hepsinin değil ama çoğunun görüşü kim iktidara gelirse gelsin, hangi politikalar izlenirse izlensin, Türk lirasının değer kaybedeceği yönünde. Biliyorsunuz tevatür e, gerçektir aslında dünyada. Dolayısıyla bu beklenti yüksek. Pek çok yatırımcı, özellikle bir ekonominin sağlam bir politik yapısı ve ekonomik yapısı olmasına dikkat edenler bekleyeceklerdi. Böyle bir kur düzelmesini bekleyeceklerdi. Ama dünya sadece bu yatırımcılardan oluşmuyor. Çok hızlı hareket eden, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinin Türkiye'de havanın değişeceğine dair yeterli işaret olduğunu kabul eden de çok yüksek miktarlarda fonlar var. Bunlar Türkiye'ye gelecekler. Ben e, bunların gelip dediğim gibi bakın ben yani yabancı yatırımcıya hitap eden benim filan gibi bir iddia içinde değilim. Çok sıkılıyorum bunları söylemekten ama işte 30 yıllık tecrübeli gelip bizlere sokpa ediyorlar. Bunların çoğu benden önce Ankara'ya gitmiş İyi Parti ile işte DEVA ile CHP ile görüşmüş insanlar. Dolayısıyla İyi Parti bu konuda çok iddialı. CHP de söylüyor ama İyi Parti çok iddialı. Çünkü Sayın Bilge Yılmaz'ın gerçekten çok ciddi temasları var. Yurt dışında kontakları var. Ve onlar vasıtası yüksek miktarda Sıcak parayı, finansal sermayeyi Türkiye'ye cezbedeceğini düşünüyorum. Şimdi bu da e, AKP tarafından kara propagandada kullanılıyor. Bizi sıcak paraya mahkum ettiniz. Yani sanki kendileri 18 sene sıcak paradan beslenmediler. Ama doğrudur. Sıcak para e, kordizon iğnesi gibidir. Sizi rahatlatır ama Türkiye'nin sorunları çözmez. Sıcak para gelir gider. Siz sıcak parayla fabrika kuramazsınız. Siz sıcak parayla istihdam yapamazsınız. Ümit Özdağ'ın söylediği ve... Sayın Kılıçdaroğlu'nu da temiz para olarak ifade etti. Foreign Direct Investment, yabancı sen, yabancı doğrudan sen. Yani nedir bu? 2000 AKP'nin iktidarda olduğu 2003-2010 dönemini hatırlayın. Türkiye'ye bazen yılda 20 milyar para geliyor ve bunlar var olan şirketleri satın alıyorlar ya da Türkiye'de üretim kapasitesini arttıracak yeni tesisler kurup istihdam yapıyorlar. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan da bu sermayedir. Ha bu sermaye hemen gelmez. Çünkü hiçbir hükümetin sözüne güvenmez. Adam buraya bir şu 500 milyon dolar atacak yani ve en az 10 yıl burada kalacak. O daha fazla bir şey görmek istiyor. Burada da ekonomik koşulların düzelmesinden çok yargı sisteminin ıslah edilmesi ve yeniden öngörülebilir bir idare sistemine geçilmesi. Yani vergi yasaları ne olacak? Teşvikler ne olacak? Hakikaten e, bu hükümetin Türkiye'yi uzun vadede Rahata eriştirecek bir ekonomik konsepti var. Mesela orta vadeli mali program konuda çok önemlidir. AB ile ilişkileriniz gelişecek mi? Ve en önemlisi dediğim gibi yani adalete inanarak mülkiyet haklarına sahip çıkan onları cesurca koruyan bir hükümet mi var? Eğer bu soruları evet cevap almaya başlarlarsa hakikaten 6-7 ay sonra Türkiye'ye sıcak para girmeye başlar. Evet finans merkezini açıyoruz. Yetmez mi ya? Yeter. Ben birkaç daire alacağım. Çünkü bedava. Finans merkezinde ne satıyoruz onu ben bilmiyorum. Yani alışveriş merkezi açmıştınız. E, raflarda mal yok abi. Yani biraz önce çoklu kuru konuştuk. Çoklu faizi konuştuk. Türkiye'de her türlü enstrüman. Bugün Bloomberg'te bir haber daha çıktı. Dolar TL opsiyonları. Yani Türk lirasını ece çok kullanılan bir yöntem. Şu anda dünyanın en pahalı opsiyonuymuş yani Zimbabwe bilmem nesini bile kalksanız daha ucuz. Ya finansal enstrüman yok ki finans merkezi açıyorsun. Finansal yatırımcı yok. Çok acı bir şey yani hakikaten. herhalde, he he yani, herhalde finans merkezi açmak için en kötü zaman olabilir değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Halkın yiyecek soğanı yok ki ekmek soğan fakirin gıdasıdır. Uçak gemisi hizmete sokmakla öyle. Tok da oy kazanmaya çalışmak da öyle. Yani bu hükümetin milli prestij projesi diye sunduğu aslında halkın karnını doyurmayan, aksine halkın sefaletiyle mücadele etmek, sarf edilecek kaynağı, çok gereksiz şeyler harcayan projeler arasında bir tek Karadeniz doğalgazı var. Eğer hakikaten o taş kredine pompalanırsa ben doğacı olurum. Dolayısıyla bunlar olmayacak ama şöyle söyleyeyim, biz eğer şu anda neredeyse sıfır olan yabancı doğrudan sermaye akımını milli gelirin %3'üne plan çıkartabilirsek 20 milyar dolar civarında bir şey eder. Türkiye'nin büyümesini bayağı hızlandırırsınız. Ondan daha önemli bir şey var. Türkiye artık teknoloji ithal edemeyecek kadar da fakirleşti. Ve dikkat ederseniz üretim kompozisyonumuz gittikçe ilkelleşiyor. Kilo başı ihracat fiyatımız artmıyor. Türkiye'de artık kaliteli üretim kaldı, kalmadığı için üniversiteden çıkan gençlere de lise mevzunu muamelesi kurma, kurye olmaya gönderiyorlar. Tabii ki doğru dürüst bir iş ortamı kurarsak Türk iş insanının ben eminim çok yüksek miktarda yatırım yapacağını ama şöyle bir sorun var. Bunu da yabancı sermaye gelmeden aşamazsınız. Türkiye tasarruf eksiği olan bir ülke. Bu bizim her zaman karşımıza çıktı. TÜİK'in verilerini bir kenara bırakıyorum. Türkiye'nin tasarruf milli gelir oranı 20'dir. Bu da potansiyel olarak sabit sermaye aktarımlarına aktarılabilecek miktarda. Daha fazlası için cari açık üretirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Asya'nın kalkınma patikasına baktığınızda orada tasarruf oranının %30 civarında olduğunu görüyorsunuz. Biz de buraya çıkartamayız ama biraz mali enstrümanlar üzerinde reel getiriyi artıya çevirip biraz da yabancı sermaye çevirir, çağı, çağırabilirsek şöyle bir denge karşımıza çıkar. Milli tasarruf oranında milli gelin %25'ine çıkartırsınız. Bir %5 de dışarıdan sermaye getirirsiniz. Türkiye'nin kalkınması yani yalnız üretim milli gelir değil. Hani işte hep arzuladığımız teknoloji toplumu var ya, medeni toplum var ya oraya erişmesi çok hızlanır. Çok sağ olun Atik şimdiden hem sizin hem de seyircimizin bayramını kutluyoruz. Aynı şekilde. Herkese Uzu, uzun, bayramlar. bayram diliyorum. Uzun ve sağlıklı bayramlar. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.